kara haliyle bizdeki bademe benzer. Hindistan'da yetişen bir bitki, bir ağaç. Bunun meyvesi badem şeklinde. İçerisinde bademe benzer sert çekirdekleri var. Kara haliyle denir buna. Kara haliyle iltihaplı rahatsızlarda kullanılır. Özellikle de bağırsak iltihabı, mide iltihaplanması, ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn gibi bağırsak rahatsızlığına karşı kullanılır. Çok çok etkilidir. Biz bununla ilgili kara haliyle ekstraktı, papatya ekstraktı, nane, civan perçemi, sinir lot, lavanta, ada çayı, üzüm çekirdeği, ölmez diken gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan kara haliyle forte ürettik. Bağırsak florası bozulduğu zaman bir kişinin, bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı ve 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Normal olarak bu bakterinin %99'u faydalı. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kullanırsa, kimyasal ilaçlar bağırsakları yakar kavurur. Faydalı bakterileri yok eder. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Normal olarak bağırsaktaki bakterinin %99'u faydalı, vitamin üretir. Faydalı bakteriler azaldıkça zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler. Ne yapıyor bu toksik maddeler? Bağırsak mukozasını yakıyor, kavuruyor. Hassaslaşıyor. Bağırsaklar hassaslaşırsa ne olur? Önce kolit, iltihap olur. Sonra efendim bağırsaklar önce hassaslaşır, sonra yara oluşur tedavi olmazsa. Şöylece mesela diyelim ki şu bağırsağın üzerinde 2 milyar kanal var. Virüs denen kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eder. Bu kanalların içerisinde toplar damar, atar damar, sinir vesaire var. Şimdi her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalıdır. İlaç kullanılırsa bu faydalı bakteriler azalır. Örneğin bu E. coli bakterisi faydalıdır, vitamin üretir. Yağları yağ aslında proteinlere, aminosilere, karbonhidratlara, glikozlara dönüştürür. İlaç kullandıkça bu faydalı bakteri günümüzde birçok yoğurda katılır. Yerine mantar yerleşir. Mantarlar bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsaklar 350 metrekare, vitamin, mineral, enzim, glikoz, her şey bağırsaktan emilir, karaciğere gelir. Karaciğer yavaş yavaş vitamin, mineral, enzimi kana verir. Fakat toksik maddede geliyor bağırsaklardan. Onları ne yapar? Arıtamaz, zamanla yorulur, yağlanır. Karaciğer yorulur, yağlanırsa arıtamadığı toksik madde beyne, akciğere, pankrease, böbreklere, kalbe, eklemlere, bağ dokularına, oraya buraya depolar. Olay budur. Hastalıkların temelinde bağırsaklardaki faydalı bakterilerin ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten veya abur cubur yemekten, spor yapmamaktan dolayı bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde elinizi kaç dakika ateş tutabilirsiniz? Dakika tutamazsınız. Yakar. Fakat bağırsaklarımız sürekli bu toksik maddelerle temas halinde ne oluyor? Çok hassas, bu kanallar yanıyor, kavruluyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? Artık bağırsak yeterince vitamin, mineral, enzim salgılayamaz hale gelir. Enzim oranı azalır. Mesela ince bağırsak günde 3,5-4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarının biri de DAO, diaminoksidaz. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Devamlı. Enzimin azalması histaminin çoğalması demek. Diaminoksidaz karaciğerde
bağırsaklarda, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Histamin oranı yükseldi mi, diaminoz devreye girer, histamini tekrar minimum seviyeye çeker. Histamin oranı yükseldiği zaman ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef gibi alerjik hastalıklar, diğer hastalıklar romatizma başlar. Modern tıp ne yapıyor? Antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar. Yan tesiri çok. Daha büyük felaketleri tetikliyor. Biz ne yapıyoruz? Mantarı yok ediyoruz. Neyle? İksir aloe vera jel. Şimdi mantara karşı aloe vera jel, bağışıklık sistemini güçlendirmek için iksir, kalın bağırsaktaki yaraları iyileştirmek için ülseratif kolit, kara halile forte, sinir lot forte. Bu ürünleri kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Mantarı yok etmeden asla iyileşemezsiniz. Artık kortisep. Kortisep mantar yok edici diyebiliriz. Şimdi Hollanda'da Adem Bey 15 yıldır ülseratif kolit hastası. Bir şey yediği zaman yarım saat sonra kalın bağırsağındaki yara olan kısma geliyor. Yediği madde hemen lavaboya koşması gerekir. Koşmazsa ne olur? Altına yapıyor. Sokağa çıkamıyor. Altını bezleyecek hali yok. Çalışamıyor. 15 yıldır çalışamıyor. Ülseratif kolitten dolayı. Tedavi edebilir misiniz? İnşallah dedim. Bakacağız, göreceğiz. Ne oldu? 6 hafta kullandı, rahatladı. Fakat ülseratif kolit en az 5-6 ay iksir aloe vera jel, kara halile forte, kortisep forte kullanması gerekir kişinin iyileşmek için. Aksi takdirde ülseratif kolit basit bir şey değil. Bazıları hemen iyileşmek istiyor. Yok öyle bir şey. Ülseratif kolitte nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakın üstünde iplik gibi kanallar var, villus denen. Kimyasal ilaç, yanlış beslenme ve abur cuburdan dolayı halı gibi olan bağırsakların üstündeki kanallar silikleşiyor, halı flex gibi olur. Besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Mantarı yok etmedikçe tedavi olamazsınız. Biz ne yapıyoruz? Mantarı yok ediyoruz. Bağırsakları normal eski haline getiriyoruz. Böylece ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn, irritable bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İrritable bağırsak sendromunda artı sarı kantaron forte gerekir. Hürmetler, saygılar.